her gün dünya genelinde 8 Hristiyan inançları nedeniyle öldürülüyor. Her hafta 182 kilise saldırıya uğrarken, her ay 309 Hristiyan haksız yere tutuklanıyor. Open Doors kuruluşu, Hristiyanların inançları nedeniyle en fazla zulüm gördüğü ilk 50 ülkeyi 2020 Dünya İzleme Listesi'nde bildirdi. Listenin başında 2002 yılından günümüze kadar 18 yıldır ilk sırada Kuzey Kore yer alırken, Afganistan, Somali, Libya, Pakistan gibi ülkeler takip ediyor. Türkiye listede 36. sırada yer alırken, listede Türkiye'deki Hristiyanlara karşı yapılan şiddet %22, kilise hayatı ise %68 olarak belirtildi. Türkiye'de yaşayan sonradan Hristiyan olanların genellikle ailelerinden, arkadaşlarından ve çevresinden baskı gördüğü ve genel olarak Hristiyanlara karşı şüphenin arttığı vurgulandı. İlk 50 ülkenin dışında kalan Meksika, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi 23 ülkede zulüm gören Hristiyanların sayısı 50 milyonken, listede yer alan 50 ülkede şiddetli zulme maruz kalan Hristiyanların sayısı ise 260 milyon. Hristiyanların en çok şiddete maruz kaldığı ülkelerden 5'i, Sahra Çölü ve Afrika Savanı arasında yer alıyor. Hristiyanların kaçırılması bu yıl yeni izlenen bir kategori oldu. Dünya çapında 1052 Hristiyan kaçırıldı. Hristiyanların cinsel şiddete uğradığı 7 ülkeden 4'ü ise Arap Yarımadası'nda bulunuyor. Kiliselere düzenlenen saldırılar ve zorla kapatılmanın yaşandığı vakalar dünya genelinde 9448'e yükselirken ilk sırada Çin yer aldı. Orta Doğu'da ise 5 Hristiyan'dan 4'ü şiddetli zulme maruz kalıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta Hristiyan nüfusu hızla azalıyor. Suriye 2011 yılında iç savaşın başlamasından bu yana Hristiyan nüfusunun %75'ini kaybetti. 2020 izleme listesindeki tek iyi haberse 2,5 milyon Hristiyan'ın yaşadığı Etiyopya'dan geldi. Nobel ödülü kazanan Başbakan Abiy Ahmed'in yaptığı reformlarla artan mezhep çatışmalarına rağmen Etiyopya 28. sıradan 39. sıraya geriledi.